Bilge TV olarak Bahçeli Derneği'ndeyiz. Fatoş Hanım'ın camhane olarak işletmiş olduğu, planlamış olduğu küçük bir atölyedeyiz. Kendisine bazı sorular soracağız. Yapmış olduğu iş hakkında bilgiler alacağız. Buyurun Fatoş Hanım. Merhabalar. Hoş geldiniz öncelikle. Burada küçük bir atölye oluşturduk kendi kendimize. Kursiyerlerimiz var. Kursiyerlerimizle beraber yaptığımız işler var şu anda zaten. Kendi yaptığım ürünlerin dışında daha çok onların yaptığı ürünleri göstermek istiyorum sizlere. Sanıyorum Türkiye'de, diasporada bu işi benden başka yapan yok gibime geliyor. Var mı bilmiyorum, varsa tanışmak isterim tabii. Bu yaptığımız iş bizim biraz da geri dönüşüm oluyor. Çünkü şu şekilde biz pencere camlarını toplayıp kullanıyoruz. Pencere camlarının üzerine ister renkli camlar alıp kullanabiliyoruz. İstersek biz camları renklendirip kendimiz boyayıp boyadıktan sonra şekiller veriyoruz. Elmaslarla kestikten sonra. Bu gördüğünüz ürünler kursiyerlerimizin ürünleridir. Tüm kursiyerlerimizin ürünleridir. Şu bir tam bir geriş dönüşümdür. Bir pencere camı, üzerindekiler bir şarap şişesiydi bir zamanlar. Bu şekilde. Şurada bir şey göstermek istiyorum size. İlk alıştırma olarak elmas alıştırması, camlarla tanışma şeklinde ilk başlangıçlarımız bu şekilde oluyor. Basit modellerle başlıyoruz ve insanlar elmas sesine bir süre sonra alışıyorlar ve duymak istiyorlar. Şu şekilde biz bunlara şekil verdikten sonra şurada görmüş olduğunuz fırın içinde en az 720 derece ile pişirmemiz gerekiyor. Açalım mı fırını isterseniz? Fırını açalım isterseniz. Göstermek istiyorum. Şurayı alabilirsek eğer. Bunlar özel fırınlardır. Cam füzyon fırını dediğimiz fırınlardır. Buralarda pişiriyoruz. Şişelerimiz de geri dönüşüme uğruyorlar bir süre sonra. Bunları biz erittikten sonra size şu şekilde göstereyim. Bu şekilde şekiller verip üzerine istediğimiz modelleri yapabiliyoruz. Yine fırınlanmış, fırınlanabilir boyalar kullanabiliyoruz. Bunlar hiçbir şekilde çıkmıyor. Çünkü camın içine işliyor. Yine kursiyerlerimizin el alıştırması için yapılmış ürünlerdir bunlar. Elması kullanabilmesi için. Şu atölyede asıl göstermek istediğim çok özel bir ürün var. Bu görmüş olduğunuz tabağın içindeki yaprak Maykop'tan gelme canlı bir yapraktır. Canlı yaprağı yeşilken alıp iki cam arasında füzyonladık. Füzyonlama yani birbirinin içine geçirme demektir. Bu benim için çok özel ve bunun devamını yapmayı düşünüyorum. Kişiye özel ürünlerdir bunlar zaten. Çok kıymetlidir bu benim için. Sanıyorum biz küçük bir sergi hazırlığındayız aslında. Kursiyerlerimizle beraber çok heyecanlı bir şekilde çalışıyoruz biz burada. Şunu da gösterebilirim sizlere. Bunlar da farklı ürünlerdir. Şu şekilde. Yine kalıplar kullanıyoruz. Kalıpları kendimiz yapıyoruz. Hazır aldığımız kalıplar da var. Bu şekilde bu camlar da özel camlardır. Şekillendirdikten sonra yine fırınlarda pişiriyoruz. Piştikten sonra bu şekle geliyor zaten. Şöyle. Şurada da. Burada görmüş olduğunuz boyama şekli de farklı bir boyama şeklidir. Çeşit çeşit boyama şekillerimiz var. Bunlar da yine camın içine işleyen boyalardır. Hiçbir şekilde çıkmıyorlar ve günlük kullanıma uygun boyalardır. Yani yaptığımız bir tabağın içinde yemeğimizi yiyebiliyoruz. Hiçbir şekilde bir tehlike arz etmiyor. Biz bu camları boyutlu olarak kullanıyoruz. Yani 3 boyutlu hale getiriyoruz. İstediğimiz şekli veriyoruz. İstediğimiz katlarda yapabiliyoruz yine. Katları verebiliyoruz. Burada görmüş olduğunuz ürünlerde yine kursiyer çalışmalarıdır genelde. El alıştırması çalışmalardır bunlar. Elmas kullanmayı öğrendikleri çalışmalardır. Yine bu da bir zamanlar bir şişeydi. Büyük bir şişeydi. Bu da bir çalışmadır. Kursiyer çalışmasıdır. Şişelerimizi biz istediğimiz şekle getirebiliyoruz. İstediğimiz kadar yatırabiliyoruz. Yassılaştırabiliyoruz. Kalıplandırıyoruz. Kalıp yapıyoruz. Kalıptan sonra istediğimiz şekli veriyoruz. Yine onlar da kalıplıdır. Kalıp çok kullanıyoruz bizim işlerimizde. Özel makinalar, özel kesme aletleri, özel camlar.
Camlarımız özeldir zaten, renkli camlar. Çok keyifli bir iş olduğunu düşünüyorum. Yani ben zevk alıyorum, sizlere de tavsiye ediyorum. Tanışmak isterseniz Bahçeli Evler Kafkas Çerkez Derneği'ndeyiz. Bahçeli Evler'de, Şirin Evler Meydanı'nda. Buyurun, bekleriz, tanışalım. Başka ne anlatabilirim bilmiyorum. Ben çünkü burada kendimi buluyorum. Camların içinde çok mutlu oluyorum. Elmas sesi beni mutlu ediyor. Çetin Bey, bir şey söylemek ister misiniz? Elinize sağlık, teşekkür ederiz. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Kursiyerler ya size nasıl ulaşabilirler? İnternet, sosyal medya üzerinden. Evet. Yani nasıl ulaşıp bu kursa dahil olabilirler? Instagram adresimizi verebilirim. Füzyon Cam, Camhane Glass Atelier diye girerseniz eğer, orada diğer ürünleri de görebilirsiniz. Oradan bana da ulaşabilirsiniz. Kaldı ki Bahçeli Evler Kafkas Çerkez Derneği'nden de ulaşabilirsiniz. Günün 24 saati demesem de hemen hemen açık burası. Hafta içi sürekli akşamları etkinliklerimiz var, çalışmalarımız var, ciddi anlamda bir genç potansiyelimiz var. Yani direkt derneğimize gelir de bilirler. Tabii ki, kesinlikle. Tabii tabii. Yani. Derneğimize direkt geldikleri zaman zaten direkt atölyeye girebilip bana hiç sormadan kurcalayabilirler, bakabilirler. Açıktır kapımız her zaman. Gerçekten çok güzel. Türkiye'de bir ilk olması açısından bence çok başarılı. Ve bunun devam etmesini artarak, kursiyer sayısının da artarak, talebin artarak devam etmesini... Şöyle düşünüyorum ben. Aslında daha çok mesela benim 10 yaşındaki kızım çok güzel cam kesip şekil verebiliyor artık. Arkadaşlarına kendi hediyelerini yapıyor. Kişiye özel isimlerini yazıyor. Doğum günü tarihlerini yazıyor. Onun sevdiği karakteri yapıp veriyor mesela. Bu bambaşka, bambaşka bir şey oluyor onlar için. Çok seviniyorlar. Yani çocuklar bu işle tanışsın istiyorum. Gençler tanışsın istiyorum. Zaten buradaki gençlerle küçük bir projemiz var. İnşallah onu da gerçekleştireceğiz. Hep beraber yapacağız. Çünkü hepsinin elinin değmesini istiyorum aslında. Yani ben bu işe gönül verdim, emek veriyorum. Çok farklı bir iş. İnsan kendini unutuyor. Renklerin içinde, camların içinde başka bir dünyaya dalıyorsunuz. Yani bu çekimde zaten biraz spontane oldu. Hani çok hazırlıksız, günlük bir konuşma bizimkisi bu. Gösterebileceğim daha çok şey var ama şu anda bunlar var. Çünkü kursiyerlerimizde yaptığımız şeyler şu anda burada duruyor. Tamamlanmak üzere. Eksiktir zaten bunların üzerindeki çalışmalar, boyamaları bitmedi henüz. Daha sonrasında çerçevelenecek bir sergimiz olacak. İnşallah sergimizi duyurduğumuzda herkesi bekliyoruz. Kurslarımıza özür dilerim. Erkekler katılabiliyor mu? Kesinlikle. Yani bunun illa kadın yapar bu işi diye bir şey yok değil mi? Hayır sevgili Çetin, yani erkekler inanın daha çok ilgi gösteriyor. Ve erkeklerin yaptığı iş ne olursa olsun bunu öğrendikten sonra mutlaka ki bir köşede bunu yapmak istiyor. Yani mutlu ediyor insanları. Bir resim yapmak, müzik söylemek, enstrüman çalmak hepsi çok güzel, kıymetli şeyler ama bu farklı bir şey. Çok ciddiyim. Elmas sesini bir sefer duyan daha duymak istiyor. Çok büyük bir iddia gerçekten çok, bu elmas. Yani. Ben duymadım ondan mı acaba? Henüz katılmadım. Duymadınız değil mi? Şimdi gençleri bazen alıyorum ben buraya. Bu ne Allah diyorlar. Kes diyorum bir tane. Kesmeye başlıyor. İlk dedikleri şu. Çok zevkli. Bu ses çok güzel. Çok evet. Yani çok güzel bir ses var. Evet diyorum zaten ilk başta o sese aşık oluyorsunuz. O sesten etkilenmeyen yok. Yok yani. Farklı bir durum bu. Yani camlarla oynamayı keyif haline getiriyorlar. İnsanlar genelde camlardan korkarlar. Aman çocuğum elleme. Elin kes. Tabii elin kesilir. Hayır öyle değil. Benim mesela kursiyerlerim... Cam tutmayı bilmek mi gerekiyor acaba? Cam... Yani camdan korkmayın, bir kağıdı yırtar gibi, bir kağıdı tutar gibi, ne bileyim hiç fark et. Kırar mısın bir tane? Çatır çatır şöyle canlı canlı. Kır. Yani elmas sesi şey değil, cam kırılması bile çok güzelmiş. Evet, evet. Ya korkunç bir şey değil aslında. Evet. Hiçbir şekilde değil. Yani hakikaten büyük bir keyif veriyor insana. Ve camla ne yapabiliriz ki deniyor mesela. İnsanlar stres de atıyor değil mi? Evet. Hakikaten öyle. Şu yani an ben hissettim. Mesela sınırı çok geniştir aslında. Alanı çok geniştir. Ne yapılabilir ki diye düşünülebilir.
her şeyi yapabiliriz. Her şekli verebiliriz. Nusret Bey buyurun. Siz de bir şey söyleyin. Cam kırdınız mı daha önce? Yok hiç kırmadım. Bir tane siz. Camdan korkuyor musunuz? Bu cam keser ya. Hayır kesmiyor. Bak, kır. İlk tepkiyi korkma. Gördünüz değil mi? Bu. Biz rahatlama bir şey korkmayın. Şimdi hepsini kırasım ki. Evet. Aa, yok kesmez. Hiç korkmayın. Yani. Bunlar ne de tam olarak? Bunu ben. Şimdi bunlar da bizim buradaki gördüğünüz şu küçücük şeyler. İçindeki şekil görünüyor mu bilmiyorum ama bunlar tek tek elde yapılan ürünlerdir. Bu şekiller tek tek veriliyor ve sonra makaslarla kesip çok ciddi bir emek var. Yani evet, yani. Bunlar daha sonrasında burada var mı onu kullandığımız yer bakıyorum. Şöyle göstereyim. Şunlar piştikten sonra yani bu şekilde modeller oluşuyor. Biz bunları daha çok takılarda kullanırız. Takılarımız da var ama şu anda burada değil. Çeşitli takılar da yapabiliyoruz. Bu kalıp hakkında bilgi alabilir miyim? Bu kalıp şöyle. Bu kalıp aslında bakırdır. Bu kalıp olarak kullanılmayacak. Bakırla camın uyumu birbirine çok uyum sağlıyor. Yani yine fırında pişirdiğimiz zaman iki camın arasında kaldığı zaman istediğiniz şekilde çıkıyor. Çıkıyor. Tabii ki. Yani bu onun için hazırlanmış bir şey. Keşke pişmiş olsaydı da görürdük yani. Öyle bir şey olacak o da yine. Camla ilgili hakikaten alan çok geniş. Düşünün yani 800 derecede yaprak pişti. Yani 800 derecede pişiyor. Anlattık mı? Evet yani en özel ürünüm. Yani o kesinlikle benim favorim. Yani 800 derecede pişebileceği akıl alacak bir şey değil tabii ki fırınımızda pişiyor. Bu camlar fırına girdikten sonra ilk önce bir hamur haline geliyor. Hamur haline gelip büzüşüyor. Daha sonrasında kendisini salıyor. Yani pişerken görme imkanınız olursa eğer baktığınız zaman gerçekten insanın elini alıp oynayası gelen bir kıvama geliyor. Akışkandır. Bir şey sormak istiyorum. Bir sergi falan var mı önümüzde bir şeyler? Düşünüyoruz tabii ki. onun hazırlığındayız. Şimdi biz ürünlerimizi yapıp bir kenara koymayı düşünüyoruz. Çünkü ciddi zaman alıyor, özen istiyor, tek tek uğraşılıyor. O yüzden bayağı bir vakit alıyor. Biz hazırlığımızı yapalım. Bunu taşımak tabii ki. Risk değil mi? Büyük tabii. Riske taşımak. Şimdi bunlar mesela çerçevelendikten sonra kaldırılacaklar. Diğer ürünler gibi ortaya çıkarmıyoruz yaptığımız şeyleri. Daha sonrasında bir sergi inşallah düşünüyoruz. Bağımsız bir sergi mi olur gösteriden, gösteriyle beraber mi olur? Onun kararı verilmedi. Yöneticilerimiz verecekler kararını. Siz nasıl istersiniz? Biz yönetici nasıl? Burada direkt sorabiliriz yönetici. Yöneticimiz burada tabii nasıl isterse. Kırık camlarımız var. Mesela bizim inanın en küçük parçayı bile biz atmıyoruz. Çünkü en kıymetlimiz onlardır. Yani bunlar bizim için çok değerli mesela. Şunları istediğimiz yere kullanabiliyoruz. Çok sevimliler. Daha çok çocuklar kullanıyor bunları. Küçük kan şişeleri mesela inanılmaz işe yarıyor bunlar. Kan şişesi, burun damlası şişesi. Çok fazla geri dönüşüm var bizde. Hatta camlarınız olduğu zaman bize hediye edebilirsiniz. Pencere camlarınızı. Şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Aynı zamanda geri dönüşüm işçisi diyebilir miyim? Kesinlikle. Geri dönüşüm sanatçısı bile diyebilirim. Geri dönüşüm ya, işçisiyiz, sanatçısıyız. Mesela orada o köşede uzanamıyoruz ama çok fazla cam şişelerimiz var. Geri dönüşüm yaptığımız. Onları tablo olarak kullanacağız, tabak olarak kullanacağız, kase olarak kullanacağız. Her türlü peki, kullanabiliyoruz. Peki bunları nereden elde ediyorsunuz? Yani camları nereden temin ediyorsunuz? Nasıl size ulaşıyor? Özel bir yerden mi alıyorsunuz? Yok, özel bir yerden almıyorum. Bu işle uğraştığımı bilen insanlar bana ulaştırıyorlar. Öyle mi? Bu tabii. Da çok önemli bir ayrıntı. Çünkü tabii. Yani en küçük bir parça bile olsa resim atıyorlar. İşine yarar mı? Tutayım mı? Peki böyle bir şey talep etsek bizi izleyenlerden. Camlarını atmasınlar. Pencere camı istiyorum. Bahçeli Yerler Kafkas Çerkez Derneği'ne getirsinler. Pencere camı istiyorum. En çok kullandığımız şey çünkü. İstiyorum. Evet yani zeminimiz oluyor çünkü. En çok onu kullandığımız için renkli camlarımızı zaten alıyoruz. Şöyle bir de ayrıntı var. Mesela bu renkli camları bir tek Çin üretiyor. Çin'de üretiliyor. Dünyaya onlar veriyorlar. Türkiye'de de satan sadece iki yer var. O kadar.
İstanbul'da o da yani. Yani ekonomik anlamda bir gerçekten gideri var mı? Ekonomik. Şöyle söyleyeyim, ekonomik anlamda gideri eğer renkli camları kullanırsanız ciddi anlamda var. Oldukça renkli cam kullandığınızı evet, yani, görüyorum yani. Var. Onun haricinde emeği çok fazladır aslında. Mesela kullandığımız fırınların maliyeti çok yüksektir. Bu fırınlar pahalı özel yapım fırınlardır. 900, 1000, 1200 derecede pişirim yaparlar. 12 saat çalışır. Yani en az 12 saat çalışır. Bu fırınların asıl özelliği dışarıya hiçbir şekilde ısı vermezler. Nereye koyarsanız koyun asla dışına ısı vermez. 900 derece ile çalışırken bile ellediğiniz zaman ılıktır sadece. Soğutma sistemi çok uzun sürer. Hemen hemen 10 saattir soğutma sistemi. 12 saat çalışır. Bu kadar tabii. Yüksek derece olmasına rağmen tabii. Herhangi bir tehlike arz etmiyor. Yok yani bu kesinlikle. Şey hayır, bugüne kadar hiç yaşamadık sonuçta çünkü. Sonuçta burası bir dernek. İnsanların gelip girdiği, çıktığı kesinlikle. Bir yer. Yani şöyle söyleyeyim, börek pişirdiğimiz evdeki fırınlarımızdan çok daha güvenlikli yani, diyebilirim. Çok önemli bir şey. Kesinlikle evet. Yani onlardan çok daha sağlıklı diyebilirim. Tehlikesi yok. Ben çok daha büyük fırınlarda da çalışıyorum. Yani tünel fırınlar var. Bir uçtan koyuyorsunuz, öbür uçtan çıkıyor ürünler falan. Yani asla bir tamam, tehlikesi yok. Önemli. Hiçbir şekilde yok. Çünkü yani. Çünkü bahsettiğiniz 900 derece yani. 900 gerçekten. Derece. Yok yani. O anlamda eğer bir sıkıntı olsaydı zaten sanıyorum bu kadar insan içine çıkarılmazdı. Şu elmas hakkında biraz bilgi alabilir miyiz? Elmas evet, en evet, kıymetli aletimiz. Evet, unutmayalım yani. Elmas dediğimiz alet... Bildiğiniz tek taş falan değildir yani. Öyle bir şey değil. Ya öyle sanmayın yoksa çok zengindim. Yani elmas zengin evet, olurduk herhalde. Örnek kesme şansımız var mı? Elmas dediğimiz aletin ucunda o kadar küçük bir şey vardır ki budur yani bütün mesele. Şöyle yapayım yani. Elmas dediğimiz aleti tuttuğunuz zaman dik tutacaksınız. Oldukça dik. Şu sesi duyacaksınız. Ve fermuar çekme sesi evet, mi bu? Sanki evet. Biraz... Evet, böyle bir cızırtı, evet, cız. Cız. Ama şöyle bir şey de söylemek istiyorum. Bir hani bazı aslında... insanlar cız şey yapar ya insan nasıl bir kapı cızırtısı gibi. Hoşlanmadın yani, mı? Ya hoşlandım biraz insan içini şey yapıyor yani böyle kıp. Ama ya alışkanlık acayip. Yapıyor inanın. Başka bir camda göstereceğim de asıl beyaz camda. Yani şeydir bunlar. Camı kesiyorsunuz. Bu ses evet. Bundan iyi kesen yok diyorsunuz herhalde elmastan. Bir hassas kesim. Camı hiç sadece elmas keser. Zaten. Başka hiçbir şey kesmez. Elmas dediğimiz şey insan tenini kesmez mesela. Aa, çok tabii. İlginç. Asla kesmez. Teni kesmez, yeri kesmez. Sadece camı keser. Ayrıca şöyle bir şey göstereceğim bir şey aletler içinde. Şurada mesela... kullandığımız aletleri tanıtayım size. Evet, İlginç bir alettir şu. Bu bildiğiniz cam makasıdır. Hayır. Kağıdı kestiğimiz makas var ya. Bu da camın makasıdır. Yani camı istediğiniz şekilde istediğiniz yerden kesersiniz. Hayır. Ya elmas değil, sistemi farklıdır. İstediğiniz şekilde doğrarsınız bunu. İstediğiniz kalınlıkta kesersiniz. Bildiğiniz makas yani. Şu şekilde kesersiniz. Makas. Sanırım köşeleri o şekilde mi oluşturuyorsunuz? Onunla mı o aletle? Bununla şöyle. Mesela bununla camı biz kırarız. Kestikten sonra bununla büyük parçaları çat diye kırarız. Aynen her şeyi elimizle kırmıyoruz çünkü. Onun haricinde de şuradan şu var. Yine bu da mesela evde kullanılan penseye benzer ama değildir. Bu da cama özel yapılmış bir üründür. Bu da bizim cam kırma aletimizdir. İstediğimiz yerden kırtlatırız. Kırtlatma diyoruz yani. Yine bununla küçük parçaları keseriz. Çok küçük şeyler kestiğimiz zaman bu da yine tuttuğunuz yerden kopar sadece. Evet, çok güzel. Ve ayrıca bir alet daha tanıtayım size. Şöyle bir parça alayım yani. Şöyle göstereyim. Rodaj dediğimiz aletle de çok hassas noktaları, cam kenarlarını düzeltiriz. Asıl şekli de veren budur aslında. Kestikten sonra bununla
istediğimiz kadar küçültüp büyütebiliriz. Şu şekilde göstereyim mi? Olmazsa olmazımız rodaj makinasıdır. Yani bu olmadan zaten ürünlerimizi sağlıklı bir şekilde şekle sokamayız. Evet, sanırım bayağı emek isteyen, arkasında emek olan bir iş, uğraşı. Bütün işlerde olduğu gibi emek istiyor tabii ki de, bazı işler mesela yaparken oflatır insanı. Evet, bunun sevmeyerek, istemeyerek evet, yapar. Bu evet, öyle değil. Değil. Bu kapatma vakti geldiğinde oflatan bir iş. Vakit geçti mi? Gitmemiz mi gerekiyor diye. Ya kalsaydık az daha diye, yani günü bitirdiğimiz bir alandayız şu anda. Bizim bu alanımız bizim için çok keyifli. Burada her şeyimiz var. Bize gerekli olan, dernek sağ olsun öyle bir imkan da sundu bize zaten. Gençlerimiz de bayağı bir merak etmeye başladılar. Az önce de girdiler. Bayağı bir onlara elmas kullandırdım. Yani korkuyorlardı hakikaten, yani elleyemeyiz diye. Ellersiniz, neden elleyemeyeceksiniz? Şimdi hepsiyle beraber bir çalışma yapacağız. Umarım güzel bir şey çıkacak. Yani onun projesini hazırlıyorum. Göreceğiz bakalım neler olacak. İnşallah güzel şeyler olduğunu ben de umut ediyorum. Teşekkür ediyorum böyle bir imkan verdiğiniz için. Arkadaşıma da teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, yine bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Adige TV olarak hepinize iyi akşamlar diliyorum.